Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Eşitsizlikler konusunun ikinci videosu ile karşınızdayım. Bu videoda eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme. Bir eşitsizliği sayı doğrusunda gösterebiliriz. Sayı doğrusu zaten normal bildiğimiz sayı doğrusu ve gayet kolay. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Onları inceleyelim. Eşitsizlik küçüktür veya büyüktür ise sayının kendisi çözüme dahil değildir ve sayının bulunduğu noktanın içi boş olur. Bakın burası önemli. Peki eşitsizlikte büyük eşit veya küçük eşit varsa ne yapıyoruz? Sayının kendisi çözüme dahil olduğundan dolayı sayının bulunduğu noktanın içi ne oluyor bakın? Dolu oluyor. Hemen örneğimizi inceleyelim. Örnek x küçüktür 1 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim. Sen de yapabilirsin. Bir kere sayı doğrusunda 1 noktasını bulacağız. Buldum. Sonra buraya bir yuvarlak koyuyorum. Küçüktür dediği için sol tarafı evet tarıyorum. Ve bakın eşitlik olmadığı için şu 1'in olduğu şu yuvarlak ne? Gördüğünüz gibi boş. Eğer burada bir eşittir olsaydı ne yapacaktık? O zaman bunun içini boyayacaktık. Bu kadar. Bitti. Diğer örneklerimizi inceleyelim. X büyük eşittir. Eksi 1 deyince ne yapıyoruz? Büyüktür dediği için sayı doğrusunun sağ tarafına gidiyoruz. Onu da söyleyeyim, tekrardan hatırlatayım. Büyüktür diyorsa sağa gidiyorum. Küçüktür diyorsa ne yapıyorum? Sol tarafa gidiyorum. Eşitlik olduğu için bu eksi birin olduğu noktaya bakın ne yaptık? İçi dolu. Büyüktür dediği için sağa gittim. Bu kadar, bitti. Diğer örneklerimizi inceleyelim. Eksi 2 küçüktür z'den, o da küçüktür 3'ten eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim. Ne yapıyorsun? Sayı doğrusunu çiziyorsun. Bakın şu aradaki sayıları yazmanıza bile şunlar önemli değil, gerek yok açıkçası. Eksi 2 ile 3'ü yazsan yeter. Eksi 2 ile 3'ü yazdım. Arası tamam, şu arası kesin boyalı olacak. Birinde bakın eşitlik var, diğerinde yok. O zaman eşitlik olanı boyadım, diğerini boş bıraktım. Bitti, bu kadar. Gelin soruları sizinle birlikte artık biz de çözelim. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz. Bakın eksi 3 diyor ve eksi 3'ten neymiş bu sayımız daha büyükmüş. Eksi 3'ü biraz sol tarafa yazalım. Bir kere eşitlik var mı bakın, yok. O zaman burası yuvarlak olacak. Ve daha büyük olduğu için bizim sayımız ne yapacağız? Şu sağ tarafı ne yapacağım? Boyayacağım. Bakın bitti, bu kadar. Geçtim diğer soruya. X küçük eşittir 5'ten. 5'ten daha küçükmüş. 5'i yazdım. Bir yuvarlak yaptım. Bakın eşitlik var. O zaman bu yuvarlağın içini de ne yapıyorum? Boyuyorum. Boyadım. Bu sayı 5'ten daha küçük. O zaman 5'in sol tarafında aşağıya doğru gideceğim. Okundu ucunu boyuyorum. Mükemmel boyamasak da olur, sorun yok. Anlaşılıyor zaten. Bakın bitti. Bu kadar. Devam edelim. Yeni sayı doğrumuzda ne var? Bakın bir aralık var. 4 ile 7. 4 tabii ki de daha solda olacak. 7 daha sağda. Normal sayı doğrusu mantığı. Eşitlik var mı? Yok. O zaman her ikisinde de içi boş bir yuvarlak olacak. Ve aralık diyorum. O yüzden de ne yapacağım? Bu kısmı boyayacağım. Boyayalım bakalım. Gerçi bu çok ince oluyor. Kalın bir kalemle şöyle bir bu iki nokta arasını birleştirdim. Bakın bitti, bu kadar. Soru 2. Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu çizgiyle gösterilen sayıları eşitsizlikle ifade ediniz. Neresi? Şu bölge. Bakın 4 ile 8'in arası. Tamamdır. 4 diyorum, 8 diyorum. Bunların arasında x var. Bakın birisinde eşitlik yok. Neden? İçi boş. Fakat bunun içi dolu. Demek ki böyle diyorum. Hocam ben öbür türlü yazmak istiyorum. Tamam yaz, sorun yok. 8'i önce yaz, 4'ü sonra yaz. Yazabilirsin.
Bu sefer ne diyorsun? Bak, dikkat et. Küçük eşit demiştim. Eşitlik yine ikisinin arasında. Bu şekilde yapabiliriz. Hiçbir sorun yok. Geçelim diğer sorumuza. Bakın, eksi 10'dan sola doğru gitmişiz. O zaman ne yapacağım? Bir kere x'i yazdım. Sayımız eksi 10'dan daha küçük. Neden sola gidiyor? Eşitlik yok. O yüzden eşitlik yok. Hani dolu olmadığı için eşitlik yok. Bitti. Hemen geçtim diğer soruya. Sen de çözüyorsun. Bakın, 18'in sağına doğru gitmişiz. O zaman bizim sayımız x 18'den daha büyük ve bakın 18 de dahil. O zaman boyadım. Bu kadar. Geçiyorum diğer soruma. Soru 3. Sağlıklı bir insanın kanındaki üreya miktarı 15 ile 55 miligram arasındadır. Yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizliği sayı doğrusunda gösteriniz. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Sayı doğrumu çizdim. Sonra ne yapıyorum? 15 ve 55, onları yazıyoruz. Bir tarafta 15 var, bir tarafta 55 var. Arasındadır diyor. E tamam, arasındaysa bu sayıları o zaman dahil etmeyelim. O zaman ne yapıyorum? Yuvarlak yapıyorum. Dahil mi arası? Evet, dahil. O zaman bu kısmı da ne yapıyorum? Boyuyorum. Bakın, bu kadar. Sen de aynı şekilde çözdün diye düşünüyorum ve umuyorum. Geçelim soru 4'e. 25 litre kapasiteli su deposunun içinde bulunan su miktarının alabileceği değerleri sayı doğrusunda gösteriniz. Kapasitesi 25 litre. Daha az olabilir mi? Olabilir. Eşit olabilir mi? Eşit olabilir. Daha fazla olabilir mi? Asla. Peki, sayı doğrusunda gösterin diyor. Su deposunda en az ne kadar su bulunur? Tabii ki de, değil mi? 0 litre, yani boş olabilir. Eksili bir değer alamaz tabii ki de. O zaman ne diyeceğim? Bir tarafta 0 olacak, bir tarafta 25 olacak. Ya depo tamamen boştur ya da tamamen doludur en fazla, veyahut da ne olabilir? Aradaki değerleri almış olabilir. Bitti, bu kadar. Yazarsam da ne diye yazarım? Derim ki 0 küçük eşittir x'e. X de küçük eşittir 25'ten. Geçelim 5. sorumuza. Videoyu durdurabilirsin, tekrar dinleyebilirsin. Ya da devam edebiliriz. Eksi 4 küçüktür x'ten, o da küçüktür 4'ten. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. Tam sayı diyor, tamamdır. Eksi 4 ve 4 dahil mi? Hayır, değil. O zaman neresi olacak? Hemen bakıyorum. Kim var? Eksi 3 var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Araları boyamıyorum. Bakın, tam sayı dedi. Sadece bu sayılarım var. Yani toplamda kaç sayı var? Sorularda onu da sorabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 mi? Pardon, 7 tane tam sayımız var. Bu kadar, devam edebiliriz. Soru 6. Son kısma da geldik. Bir bambu ağacının boyu 4 metreden fazladır ifadesinde bambu ağacının boyunun alabileceği değerleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. 4 metreden fazladır. Kaç metreye kadar söylemiş mi? Hayır. Hani tamam, kafana göre 100-200 diye düşünebilirsin. Fakat bilmiyoruz. Ne yapalım o zaman? Ne diyeceğiz? 4'ü bulacağız. 4 metre eşit veya fazla demiyor. Bakın, 4'ten fazla. O zaman burada bir eşitlik yok. İçi boş. Ve ne yapacağım? Sağ tarafa doğru tarayacağım. Bitti. Bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.